Çok teşekkür ediyorum Fatih Bey'e. Bu celsenin son konuşmacısı Doçent Doktor Yılmaz Daşçıoğlu, Büyük Doğu Kapaklarında düşüncenin dilini bakalım 20 dakikada nasıl özetleyebilecek. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Herkese merhabalar. Ben de konuşmama başlamadan önce merhum Üstad Necip Fazıl'a rahmet dilemek istiyorum. Tabii öyle zannediyorum ki bugünkü bildirilerin çoğu birbirine atıf yapmak durumunda kalacak. Hasan Akay'ın bildirisi hariç kimse ona atıf yapamaz. Çünkü o söküyor, kimse dikemez. Onun dışındakiler düşünce, eleştiri, ahlak, sosyal konular, kadın, bütün bu meseleler aslında aynı kategoriye alınabilecek meseleler. Dolayısıyla benden önceki konuşmacıların bazı sözleriyle benzerse sözlerim, onlardan arakladığımı düşünmeyin. Onlar benim ne düşündüğümü daha önceden sezmiş olmalılar. Dolayısıyla birbirimize böyle atıflar yapmak gerekecek zannediyorum. Efendim, tabii Büyük Doğu daha önce de söylendi. 43-78 yılları arasında epeyce etkili olmuş bir yayın organı. Genel olarak baktığımızda da 19. yüzyıldan itibaren bizim düşünce, edebiyat, kültür dünyamızda dergilerin etkisini belki zamanın nabzı, toplumun nabzının ritmi gibi görmek mümkündür. Büyük Doğu'nun bizim toplumumuz için işlevini daha sonra belirtmek istiyorum ama önce adıyla ilgili bazı şeyler söyleyeceğim. Hocam bahsetti, adının üzerinde ay yıldız ve Türkiye haritasının olması bir defa Büyük Doğu'nun bütün Doğu olmadığı anlamına geliyor. Bu isim aynı zamanda zımnen Küçük Batı anlamında içerir. Bu tabii duygusal bir tepkidir ya da düşüncenin reaksiyon halinde, duygu halinde dışa vurumudur. Batı karşısında yenilmişliğin yarattığı bir tepki, bunu kabul etmemenin belki bir göstergesi. Ama hem bütün Doğu'yu kapsamaması, hatta Akif'te Sezai Karakoç'ta olduğu gibi İslam alemini bile kapsamaması bakımından, hem de büyük sıfatına vurgu yapılmasının, böyle o yenilmişliğin, son yüzyıldaki yenilmişliğin reddedilmesi anlamındaki bir duygu taşıdığını belirtmek gerekir. Tabii derginin adı Büyük Doğu olunca buradan çıkarak hepimiz biliyoruz bunun cemiyetleşmesi, parti girişimi, yayının adı Necip Fazıl'ın adeta bütünüyle düşüncesinin attığı bir kanal olduğunda söyleyebiliriz Büyük Doğu ibaresinin. Bu ibare kendisini Batı'ya karşı konumlandırıyor. Dolayısıyla Küçük Batı ya da Batı madde daha aşina olduğumuz bir ikilime veya karşıtlıkla Doğu ruh karşıtlığı üzerinde. Bütün kapakları bana göre bu iki karşıtlık üzerinden okuyabiliriz. Batı, Doğu, madde, ruh karşılığı üzerinden okuyabiliriz. Hatta çok aktüel olan bir olaya atıf yapan kimi kapaklarda bile ya bu karşıtlıklar ikisi bir arada ya da birisi var öbürünü ima eder şekilde kurgulanmış görünüyor. Bu bağlamda Doğu'nun bazı
kapaklarda Anadolu olduğunu görüyoruz. Ama bütünüyle kapakları incelediğimizde aslına bakılırsa mesela Topçu'daki Anadoluculuk gibi Anadoluculuğun da burada bulunmadığını görüyoruz. Dolayısıyla Doğu aşağı yukarı şu kavramların ortasında beliren bir figür gibi kurgulanmış ya da öyle gelişmiş, öyle ortaya çıkmış diyebiliriz. Ruh, Türk, Anadolu, İslam kavramlarının bir tür ortalaması gibi algılanabilir. Böyle olduğunda da tabii Batı'yla bir hesaplaşmamız gerekiyor. Büyük Doğu olduğu için. Aslında halin içinde bizden daha güçlü görünen Batı'nın gerçekte böyle olmadığını, sahtekar olduğunu, ikiyüzlü olduğunu, zalim olduğunu vesaire ima eden ya da çok defa açıkça kurgulayan kapaklar var. Bu noktada da kimi kapaklarda bir belirsizlik ya da düşüncenin netleşmemesi durumuyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Fatih'in de atıf yaptığı gibi bazen Batı sistemlilik bakımından vesaire teknolojide ilerlemiş olmak bakımından övülürken bazen burada bir tane vardı biraz önce teknoloji makina insan karşıtlığı bağlamında doğrusu madde ruh karşıtlığı şeklinde de okunabilecek bağlamda eleştirelde ele alınıyor. Bu aşağı yukarı aslında Tanzimat'tan beri göre geldiğimiz sentezci düşüncenin bu dergiye yansımış, Necip Fazıl'a yansımış bir halidir. Doğu, evet, bizi yendiği için kötüdür ama onu bu hale getiren olumlu yönleri vardır. İşte sistem, çalışma, bunu Akif'te de görürüz. Diğer Türk şairlerinde de, yazarlarında da bu sentez düşüncesini görürüz. Buna karşılık bizim ona direnmemiz gerekiyor. Bence asıl Büyük Doğu'nun bizim toplumumuzda yaptığı etki, katkı tam da bu noktada oluşuyor. Yenilmiş olmanın verdiği bir tepkiden ziyade bu işin bir tarafının yanlış olduğu, bizim yenilmiş olmamızın bir yanlışlık olduğu, dolayısıyla özgüvenimizi sağlayacak bir noktanın, bir dayanağın bulunması gerektiği duygusu, bu düşünce değil, bu daha ziyade duygu, duygusu Necip Fazıl'la birlikte 50'lerden itibaren kuşaklar boyu Anadolu gençliğine aktarılmıştır. Açıkçası biraz önce başka arkadaşlar da söylediler, aradan geçen zamanı okuyacaksak biraz da bu duygunun düşünceye dönüşmesi biçiminde bu zamanı okumamız belki mümkün. Duygusal sıcaklıktan düşüncedeki sisteme aktarılmasında geçen bir süreç gibi okumak Necip Fazıl'ın Büyük Doğu kapaklarını belki bu yönde anlamak onun yaptığı katkıyı daha bana öyle geliyor doğru değerlendirmek gibi olur diye düşünüyorum. Yoksa ortalama Türk halkının ortalama duygularını, mesela sosyal ahlak eleştirisini kadın üzerinden, gençlerin amaçsızlığı üzerinden yapması pekiştiren bir şeydir. Buna karşılık baktığımızda birçok kapakta ona rastladım. Atlas yahut Herkül heykelini andıran çizimler var. Kapakların Kahir ekseriyetinde görüntü, görsellik, yazıyla desteklenerek anlamın
belirsizleşmesinden kaçınıldığı halde bu tür kapaklarda zaman zaman yazı, ibare konulmamıştır. Burada da Fatih bana atıf yaptığı için söyleyeyim. Benim ilgimi çekti. Sonra gelen aynı çizgide Necip Fazıl'ın yetiştirdiği öğrencilerinin çıkardığı dergilerde görselden bir kaçınma var. Öyle geliyor ki Büyük Doğu kapaklarındaki görsellerin önemli bir kısmı tam da eleştirilen Batı'nın kültüründen çıkan, dolayısıyla bir yabancılık duygusu oluşturan görseller. Onun üzerinden bazen eleştiri yapılsa bile Necip Fazıl duygu ve düşüncelerini bazen onun üzerinden de, mesela Zafer Takı birçok yerde geçiyor, bazen eleştirel de geçiyor ama Necip Fazıl gibi aristokrat ve Batı kültürünü tabii bilen, orada yetişmiş bir adam için galiba düşüncenin beslendiği bir kaynak olarak da görmek lazım bunu. Oysa bizim görsel kültürümüz çok fazla bu kapaklara yansımıyor. Bu aradaki çelişkiyi Sezai Bey'den sonraki kuşaklar, Rasim Bey belki buna sonraki oturumlarda cevap verebilir. Sonraki kuşaklar görseli bırakarak herhalde aşmak istediler. Burada bir çelişki var, açık bir çelişki var. Bir de teknik olarak bu düşünceyi nasıl aktardığını kapakların söyleyerek, bilmiyorum sürem var mıdır, ben fazla uzun konuşan bir adam değilim ama Sayın Başkanım. Var var. O teknik olarak nasıl bu düşüncenin aktarıldığını, düzenlendiğini söyleyip konuşmamı bitirmek istiyorum. Hemen bütün kapaklar, biraz önce de söylediğim gibi, karşıtlık üzerine kuruluyor. Bu karşıtlığın altında çeşitlemeler var. Bu çeşitlemeleri de şöyle okuyabiliriz. İç tutarlılığı sağlayan teyit edici örnekler. Birçok kapak, figür farklı da olsa aynı düşünceyi teyit eden, vurgulayan örnekler olarak çiziliyor. Kapakların genel özelliklerinden birisi imalara ya da varsayımlara dayalı, ön varsayımlara dayalı düşünceleri aktarıyor. Yani işte Batı'nın kötü olması bizim yüce olmamız gibi varsayımlardan yola çıkarak kurgulanıyor. Modern dünyanın zaman algısı olan o doğrusal zaman algısı aslında idealist düşüncelerde de hep vardır. Sık sık bu düşünceyi de Büyük Doğu kapaklarında görürüz. Uzak mazi iyidir, güzeldir. Yakın mazi kötüdür. Hal kötüdür. İstikbal iyi olacaktır. Kurgusunu da aşağı yukarı yine kapakların ima ettiği bir düşünce olarak söyleyebiliriz. Benim şimdi arz edeceklerim bunlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Efendim, Yılmaz Daşçıoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Böylece son tebliğimiz de sunulmuş oldu. Adettir bu safhada bir tartışma soru cevap faslı yapılabilir. Buyurun efendim. Soru mu? Biraz soru, biraz tartışma. Şimdi o konu hakkında bir usul danışması yapmak istiyorum. Yani buna zamanımız var mı, yoksa bunu nihai celseye mi erteleyelim diye Haziruna ve tertip heyetine danışıyor. Çünkü bir hoca takımına bırakırsanız burada bir gün münakaşa ederiz. Şimdi İstersen... Ahmet Bey, Yılmaz Bey'in kullanmadığı dakikalar oldu.
Onu o zaman Hüseyin Bey'e verebiliriz. Ben benim teklifim bu olacak. Siz bilirsiniz. Ama biz Hüseyin Bey'in artırdığı dakikalardan iktisat etmek suretiyle o zamanı iddia etmiş. O zaman çok kısa olmak kaydıyla size söz veriyorum. Yılmaz Bey'in ve daha önce de Fatih Bey'in Büyük Doğu'nun Kapakları, daha sonra Diriliş, Edebiyat Dergisi ve Mavera'nın kapaklarıyla ilgili yaptıkları bir karşılaştırmadık. Hayır, ben de Hece'ye dair bir şey söylemeyeceğim zaten. Bu dört dergiye dair bir şey söylemek istiyorum. Asıl Rasim abinin konuşması gerekiyor ama arzu ederse sözü kendisine bırakayım. Ben bir iki cümleyle düşüncemi ifade etmek istiyorum. Büyük Doğu ile Diriliş, Edebiyat ve Mavera dergileri tümüyle farklı dergiler. Büyük Doğu siyasal bir dergi. Yani politik bir dergi daha doğrusu. Hatta politik özelliğini, siyasal özelliğini tümüyle ideolojik, tırnak içinde ideolojik, hem de dönemi itibariyle bu sözcük üzerinden tanımlayabiliriz. Dolayısıyla Büyük Doğu'nun bu tür kapaklar olması hem kaçınılmaz, tabii Necip Fazıl'ın kişiliği, daha önce konuştuğumuz bağlamda kişiliği, siyasal bakışı, her şeye müdahale, Türkiye'yi düzenlemek isteyen bir insan, kendisini böyle bir misyonla yüklü gördüğü için bu kapaklar kaçınılmaz. Ama Diriliş'ten itibaren ve Edebiyat Dergisi'nden itibaren Mavera'yı da Rasim abiyle temsil ediliyor düşündüğüm için böyle bunun dördünü birlikte anıyorum. Hem dergilerin kendi sanat, edebiyat, düşünce bağlamları, hem de bu dergileri yönlendiren insanların, işte Necip Fazıl'ı Büyük Doğu ile eşleştiriyoruz, Diriliş'i Sezai Bey ile eşleştiriyoruz, Edebiyat'ı Nuri Pakdil ile eşleştiriyoruz, Mavera'yı da Rasim abi ile eşleştiriyoruz. Dolayısıyla diğer üç derginin kapaklarının sade olması, resimsiz olması, Fatih Bey'in belirttiği gibi Mavera'da bazı resimlerin olması, Mavera'nın Mavera olmaktan çıktıktan sonra oluşu da bu düşüncemi doğruladığını düşünüyorum. Eğer Rasim abi bir şey söylemek isterse. Ben küçük bir hatıramı anlatayım. Hüseyin Bey'in söylediklerine tümüyle katılıyorum. Bu dergilerin muhteviyatıyla Büyük Doğu'nun muhteviyatı oldukça farklı. Ama ben 1965-66 yılları arasında Yeni İstiklal Haftalık Gazetesi'nde bir yıla yakın, belki bir yıl, bir sanat edebiyat sayfası düzenledik. Orada resimler koymak istedik. Fakat koyacak resim bulamadık aslında. Ya biz ulaşamadık veya ulaştığımız yerlerden katkı sağlayamadık. O sıralarda rahmetli Cevat Ülger, mimar, ressam Cevat Ülger'in bir resim sergisi vardı. İstiklal Caddesi'nde o zaman İstanbul Belediyesi'nin bir galerisi vardı. Orada bir resim sergisi açmıştı. O sergiden vitraylar almak suretiyle hazırladığımız edebiyat sayfasına koyduk. Onun dışında Picasso'dan, Van Gogh'tan, İşte modern ressamlardan, elimize geçenlerden, bulduklarımızdan resimler yayınlamaya çaba gösterdik. Fakat rahmetli Darendelioğlu, İlhan Darendelioğlu, Şevket İlgi'ye bu sayfayı hazırlayanları şikayet etmiş. Şevket demiş, senin gazetende komünistler var. Bunları demiş, biliyor musun? O da demiş, ya onlar komünist değil. Onlar alnı secdeli çocuklar. Şimdi bu da bizler için bir bakıma hem geri adım atmamıza neden oldu. Hem de o sayfadan sayfayı daha kısa bir sürede tatile geçirmemize sebep oldu. Bir anekdot olsun diye, bir gülümsemeye vesile olsun diye bunu da anlatıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Son olarak Yılmaz Bey bir iki cümle sarf edecek efendim. Ben, yani çok uzun değil, çok teşekkür ederim Hüseyin Bey'in söylediği ve sizin söylediğiniz aslında iyi bir katkı oldu. Benim söylediklerim sizin söylediklerinizle çelişmiyor bana göre. O var, periyodiklerin niteliği açısından bir farklılık var ama tam da Rasim abinin anlattığı
hikaye bence estetik zevkin değişmeye başladığı meselesini de gündeme getiriyor. Biraz belki Turan Hocam onları konuşur. Yani Necip Fazıl sonrasındaki İslamcı yayınların estetik zevkinde bir dönüşüm olduğunu düşünüyorum. Soyuta doğru yönelme konusunda dönüşüm olduğunu düşünüyorum. Bunun da yani çok göz ardı edilebilecek bir olgu olmadığını tahmin ediyorum. Ben kapanış için bir cümle söyleyeceğim. Yani özellikle gençlere hitaben. Necip Fazıl merhum büyük çelişkilerin adamıydı ve bu çelişkiler onun üzerinde fevkalade tabii, doğurgan ve öğretici duruyordu. O bizim camianın en alafranga adamıdır. En keskin Müslümanıdır. En sokusudur. En iyi efendim yobaz eleştirenidir. Bizim camiaya böyle alafranga kapakları getiren adamdır. Onun arkasından işte kapaksız bir İslami yayıncılık faaliyetini tetiklemiş bir adamdır. Burada hatırlamak gereken şey şu. Bugün bu camiada bu derece renkli insan çok az çıkıyor. O takip edilemez bir örneklik teşkil ediyor. Onu değerlendirirken bu unikliğini hiç göz önünden kaçırmamak gerekir diye düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Efendim bizler de başta oturum başkanımız Ahmet Turan Alkan Bey olmak üzere Profesör Doktor Ahmet Çıhan, Profesör Doktor Hasan Akay, Profesör Doktor Fatih Andı ve Doçent Doktor Yılmaz Daşçıoğlu hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sempozyumumuzun ikinci oturumu saat 13.30'da başlayacaktır. Profesör Doktor Mustafa Çiçekler'in başkanlığında Doçent Doktor Ömer Say, Doçent Doktor Kenan Çağan, Profesör Doktor Alaaddin Karaca ve Yardımcı Doçent Doktor Mustafa Göleş tebliğlerini sunacak. Üçüncü oturum saat 15.10'da. Dördüncü ve son oturum saat 16.50'de gerçekleşecektir. Ve bu akşam saat 19.30'da Üstad Necip Fazıl ile ilgili bir panel yapılacak. Mehmet Ocaktan'ın oturum başkanlığında Ali Aydar Haksal, Mehmet Niyazi Özdemir, Rasim Özdenören, Hüsnü Kılıç ve Musa Çağıl bu panelde Üstad Necip Fazıl ile alakalı hatıralarını anlatacaklar. Teşekkür ediyoruz.